Herkese merhabalar, taktik videoları serimizin yenisiyle sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe kariyerinde 3-5-2 kullanmaya başlamıştım. Daha sonra bu 3-5-2'yi nasıl şekillendiririm, çeşitlendiririm diye düşünürken Lazio'nun da 3-5-2 oynadığını aklıma geldi ve biraz Lazio'nun taktiğini incelemeye başladım. Tabi bu taktik inceleme maçlarına oturup sürekli olarak izlemeyle değil, sadece kağıt üzerinde oldu. WhoScored.com adresinden oyuncuların ısı haritalarına, en çok tercih edilen oyunculara, en çok dizilişe ve takımların e, pas boyu, e, işte şut mesafeli, nerelerden şut çektiği gibi bilgilere, istatistiklere ulaşabiliyorduk. Bunları böyle bir harmanlayıp kendime bir taktik çıkardım. birebir değil. E, kendi ekstradan kattığım şeyler de var. E, çünkü bu biliyorsunuz bu bir oyun ve e, gerçek hayatta gördüğünüz bir taktiği uygulamak e, size her zaman başarıyı getirme, biraz dokunuşlar yapmak Mecburiyetindesiniz. Şimdi size o dokunuşlardan bahsedeyim. Kanat bekleri hücum olarak kullandım. Ee, ve solda Lüriç'i kesinlikle kullanmadım. Çünkü kanatta tempolu çok genişli oynayacak. Topla birlikte çizgiye indiği zaman adam eksiltmeye çalışıp bir ya da iki kişiyi orada e, tabii yanında oynayan, orta sahada oynayan oyuncular da yardıma gelecek. Birebir 1 veya ikiye 1lerle çizgiden içeri girip ceza sahası içinden şut çekme ihtimali ya da çok net gol pası verme ihtimali olan pozisyonlar yaratmasını istedim. Orta saha üçlüsü tahminimce birebir böyle oynuyor. Louis Albert oyun kurucu gibi değil. Çünkü oyun kurucunun ısı haritasına baktığınız zaman oyun yönünüze göre şekillenen ısı haritalarına sahiptir. Yani bir maç sağ kanattan çok fazla yüklenirsiniz. Oyun kurucunun sağ kanattaki ısı haritası daha yoğun olur. Merkezden giderseniz merkezde daha yoğun olur ama... Luis Alberto'nun ısı haritalarına göz attığım zaman tabi oturup hepsine de bakamadım. Bir 5-10 arası bir sayıda ısı haritasına baktım. Genellikle şu half space dediğimiz alanı daha sık kullanıp diğer alanlarda da bulunmuş bir oyuncu. Tabi Luis Alberto duran top kullanma becerisi olan bir oyuncu olduğundan dolayı da sağ veya sol kanattan ters kanattan duran top kullandığı zaman yani korner serbest vuruş buradaki ısı haritaları da tabi ki doğal olarak çoğalıyor. Ve yanında Lucas Leyva'yı defansif oyun kurucu savunma olarak kullandığım için de iki tane oyun kurucu oynamak istemedim. Luis Alberto'nun meziyetlerini, becerilerini gösterebileceği bir rol olduğu için de Mezzala hücumu bıraktım. Biraz daha bu half space geniş alanda oynaması için. Lucas Leyva aslında üçlü savunma hattımız var. Ee, hemen önünde Lucas Leyva defansif oyun kurucu savunma bu kontra atakları engellemek için aslında kontrayı kalktığı zaman rakip üçlü bir savunmayla karşılaşıyor ama Lucas Leyva da bir önlem olarak şu mevkilerde ortalama bulunup topları kesiyor. İlk topları özellikle kesiyor veya biraz daha geriden top ayağına geldiği zaman kanatlara çok rahat oyun açma becerisi oluyor. Bu yüzden de kanat bekleri buradan biraz daha geriden besleme olayı var, imkanı var. Biraz daha savunma yönü fazla kullanıyor Lucas Leyva'nın. Milinkovic Savic iki yönlü orta saha, mezzala arası bir rolde kullanılıyor. Isı haritalarından onu gördüm. Bazen merkezde daha yoğunluk var. Bazen half space alanını, yani şu half space alanı dediğim şöyle 5'e bölünmüş ızgarayı görüyorsunuz. Burası işte half space bu alan ve şu alanda yine diğer half space. Yani mezzala da kullanabilirsiniz ama ben iki yönlü orta saha destek kullandım. Bir farklı versiyon daha var bu 3 5 Onlardan da hızlıca bahsedeceğim. Onda da iki mezzalayla oynuyorum mesela. Ama burada Milinkovic-Savic iki yönlü orta saha, mezzala destek arasında kaldım. İki yönlü orta sahayı seçtim. Siz... Maç içerisinde Mezala da kullanabilirsiniz. İki yönlü orta saha olmasının bir avantajı da yine Lazio'da dönem dönem yaptığı bir şey ceza sahası önünden şut çekip e, skora katkı sağlamak. Milinkovic Savic zaten kötü olan bir yeteneği yok bunu görüyorsunuz. E, kanat bekleri niye için hücum yaptığımı söylemiştim. Inzaghi'nin hücum oynattığını düşünmüyorum. Destek oynatıyor. Stopper'ler... E, Normalde stoper e, kullanımı şu şekilde. Ama ben bunu acer bir sola, Luis Felipe'yi merkeze, sağda Bastos'u attım. Sebebi çok sert bir stoper hattı oluşturmak istememden dolayı. Şuradaki stoperlerin hepsinin güç e, 17 mesela burada Luis Felipe de oldukça iyi 16. Bastos'a bakıyorsunuz 17. Çok güçlü, sağlam, ayağı yere sağlam basan üçlü savunma hattımız var. E, radu'yu da tabii rotasyonda kullandık. Radu da kötü bir stoper değil ama elimdeki en güçlü stoperlerle, en sert stoperlerle oynamak istedim. Radu biraz daha ikinci planda kaldı ama tabii görüyorsunuz şu birbirleriyle olan uyum Radu'da da var. Yani stoper tandeminde oldukça dönüşümlü kullandım. Şöyle yapayım ben Radu'yu da böyle atayım. Evet, üçlü stoper tandemini genellikle böyle kullanıyorlar. E, tabii çok detaylı bakmadım açıkçası stoperler ne yapıyor ne ediyor diye sadece merkezdeki stoperi biraz daha sarkık oynattım. İki stoper. Yalnız stoperler yani savunma hattı biraz daha geniş oynattığını düşünüyorum ben inzaginin. Siz isterseniz daha genişte oynatabilirsiniz. Ben genişte oynatmadım. Standartta bıraktım üçlü savunmayı. Hücum hattı immobile fırsatçı golcü olarak da kullanılabilir ama Immobile'de şöyle bir olay var. Şimdi fırsatçı golcü hücum olarak oynattığımız zaman tamamen golü düşündüğü için sanki diğer zihinsel özelliklerinden feragat etmiş oluyoruz. Yaratıcı forvet hücum oynattığım zaman daha oyunun içinde, daha böyle e, hani takım oyununa katkı yapan bir oyuncu görünümü bırakıyor. Çünkü takım oyunu da hani çok yüksek 16. O yüzden ziyan olmasın diye böyle bir şey yaptım. E, zaten Lazio'da da biraz böyle baktığım zaman hani hem defans arkı stopları falan çok iyi. Hem de oyunu bazen kanatlara açabiliyor. Kendi geniş alana geçip e, merkezden bindirecek arkadaşlarına alan açıyor. Rakip savunmayı da böyle çok rahatsız ediyor. Yanında oynayacak oyuncu da 3-5-2 oynayacaksam çalışkan forvet hücum ya da yardımcı forvet hücum. 3-5-1-1 oynayacaksam ki Inzaghi 3 5 1 1 de oynuyor dönem dönem. E, çok yani 3-5-2 daha fazla oynuyor ama 3 5 1 1 de kullanıyor. 3-5-1-1 oynayacaksam da yardımcı forvet destek yaptığınız zaman ortalama hız haritalarına baktığınız zaman evet tam merkezde olmuyor ama Şöyle yardımcı forvet destek yaptığım zaman Kaysedo'yu Kaysedo bence oyundaki herhalde en iyi ikinci forvetlerden birisi. Belki merkez yani ana forvetiniz olarak da kullanabilirsiniz de tabi immobile varken asıl forvetiniz olmaz ama Kaysedo gibi bir adam varken de bundan daha iyi bir ikinci forvet şu an için ilk senede Lazio'da düşünemiyorum. Size rollerden bahsetmeye çalıştım. Kaleci için libero kaleci savunma kullandım yani çok fazla bakmadım açıkçası kaleci aslında bakmak lazım pasları ne yöne atıyor ama dediğim gibi çok da bakmadım hücum ağırlıklı oynattım şimdi hücum ağırlıklı oynamayı nereden çıkardım ee, hani çok e, ligde en fazla gol atan takım ikinci ee, bu yüzden de çok fazla e, yani pozitif futbol yapmak da istemedim açıkçası hücum ağırlıklı biraz daha etkili olduğu için onu seçtim topa sahipken e, hücum genişliğimiz Standartta bıraktım. Biraz geniş. Biraz kısa paslaşma. Maç ortalamalar, ortalamalarına baktığım zaman çok fazla kısa pas kullanmışlar. Orta pas biraz. Uzun top çok fazla yok. Genellikle kısa pas ve orta pas kullanmışlar. Ama kısa pas çok daha baskın. Yani uzun topla çıkmıyorlar. Yaratıcılık özgürlüğü verdik. Biraz daha yaratıcı olduklarını gördüm. Geçiş oyununda e, karşı pres kontraya kalk kontraları çok iyi kullanıyorlar özellikle Juventus maçının falan böyle birkaç maçın özetini izledim. E, yani kontradan vurmuşlar adamları. Topu beklere yolla değil topu stoperlere yolla. Üçlü savunma hattında topu beklere yolla deyince ne yapacağını çok merak ediyorum. O yüzden e, beklere yolla oynattım ama 3 e, tane stoper önünde dizilince haliyle stoperlere yolluyor. Beklere çok fazla kullanmıyor. Bazen top kendisine geldiği zaman savunmadan bu sefer ikinci topları beklere atıyor. Ama ayağı düzgünse sıkıntı yok. Ayağı kötüyse problem yaratabilir. Top rakipteyken önde baskı, savunma hattımız önde. Offside taktiğimiz yok. Bir tane stoperi e, şey sarkık oynatıyoruz. Normalde e, Lazio'nun savunma e, baskı hattı standartta olabilir. Savunma genişliğin biraz daha geniş olduğunu düşünüyorum ama ben standart kullandım. Ee, çift santrafor ve çalışkan forvet kullandığımız içindeki de ki ben e, Kaysedo'nun bu rolde oynadığını düşünüyorum. Rakip e, top çıkartırken baskı yapıyoruz. Pres şiddetimiz de biraz şiddetli. Orta sahada üstünlüğü sağlayabilmek adına yakın oynatıyorum. Milinkovic-Savic'i biraz geniş alanda oynattık. Hani e, Kendi ısı haritaları da böyle kanada yakın oynuyor bazen veya direkt mezzala oynatabilirsiniz. Orta saha oyuncularımız daha sıkı markaj yap. Lucas Leiva'ya daha fazla pres yap diyoruz. Luis Alberto zaten önde bastığı için, yakın oynadığı için Luis Alberto'nun etkinliğini görüyoruz. Ee, enteresan şekilde top kapma olayı var Luis Alberto'nun. Lazlar'da daha az şut çek, daha fazla pres ve daha sıkı markaj yap talimatları var. Stoperlerimizin hepsine sert oyna dedik. İtalyan futbolunda sert oynanır biliyorsunuz. Daha fazla, yani onu o, takıma direkt bakmadım ama biraz İtalyan futbolunda e, hayal ederek, sert oynandığını düşünerek stoperlerin özellikle daha fazla pres, topa müdahalelerde sert ol, daha sıkı markaj yap. 3 tane stoper olduğu için orta sahadan da bir tane oyuncum e, savunma olarak, e, savunma, e, defansif oyun kurucu savunma olduğundan dolayı, savunmanın önüne geldiği için bir stoper baskıya gittiği zaman yerini doldurabiliyorlar. E, santraforlarda bir herhangi bir şey yapmadım, talimat vermedim. Zaten Immobile'nin görevi gol atmak, Kaysedo'nun da fres yapmak, rakibi hataya zorlamak. Kadro durumundan bakalım. E, gol işte Immobile 30 gol, 15 gol Kaysedo, Savic 13 gol. E, burada Luis Alberto'nun e, ne yazık ki üzücü bir sakatlığı oldu. O yüzden bizi çok etkiledi, bütün gidişatımızı etkiledi diye düşünüyorum. Tam martın ortasında sakatlandı ve sezon bitene kadar Son maçına falan yetişti herhalde. Sonra gene sakatlandı. Ne yazık ki hedeflerimize ulaşamamamızda e, Luis Alberto'nun etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü 35 maç 7 gol 14 asist. Benim e, kendi hesabım 30 golün üstüne çıkacaktı. Gol ve asist katkı sayısında. Yani gole katkı sayısında 30'un üstüne çıkar diye düşünüyordum. E, yani o yolda ilerlerken ne yazık ki sezonu kapatan bir sakatlık oldu. E, özellikleri de görüyorsunuz düşmeye başlamış. Şimdi... Lig Kupa görünümüne bakalım. Normalde sezon öncesi 5. mi 6. olduğumuz düşünülüyormuş. Biz 2. sırada bitirdik ama tabii yani 3. de olabilirdik, şampiyon da olabilirdik. Tam arada gittik. Ee, ne yazık ki Juventus'u iki maçta da yenemedik. Mağlubiyetlerimize bakalım. Burada benim hatam olan tek bir mağlubiyet var. Inter maçı 2-0 öndeydik. Aslında biraz daha maçı rolantiye alıp skoru korumam gerekiyordu. Ama ben fark atarım diye düşünürken bir anda 3 gol birden yedik ve gerçekten ne olduğunu anlamadım. Sassuola'da benim yapacak bir şeyim yoktu gerçekten. Bazı maçlar vardır hani oyun istemez sizin kazanmanızı. Kesinlikle o maçlardan birisiydi. Sassuola'ya bir şey diyemeyeceğim. Juventus iki maçta da 1-0-1 yani bir gol atıp yatmak neymiş veya gol atana kadar pozisyon vermemek neymiş bu maçlarda gördüm. Inter maçı benim hatam Beraberliklerimize baktığımız zaman deplasmanlarda genellikle berabere kalmışız. Milan ve Brescia maçları sezon başıydı. Bence onlar da şey yapılabilir Hani Hata olarak görünmeyebilir Takım alışacak ivme kazanacak Geri kalan maçlarda da ne yazık ki Skoru elde edemedik ve Böylelikle de şampiyonluğu Kaybetmiş olduk Parma maçı son maçtı bu arada 3-0'dan sonra biraz değişiklik yaptık 3-2 bitti 21 gol yedik Juventus'la birlikte en az gol yiyen takımız Lazio'da şu an 21 gol yemiş Ama 24 maçtaydı sanırım en son en son ne oldu bakmadım. E, fena bir sezon geçirmedik. Şöyle fikstüre bakalım. Avrupa kupalarında neler yaptık size onu göstereyim. Avrupa kupasında grup gruplardan zaten nağmalup çıktık. Finale kadar hiç maç kaybetmedik. Finale kadar çok iyi gittik. E, Tabi bazı dönemlerde sıkışık fikstürümüz de vardı. Yani şöyle e, gol atamadığımız maçlar var görüyorsunuz ama o maçlarda gol değmemişiz ki bazı maçlarda işte Manchester United maçı kendi evimizde bu nasıl bitti ben hiç hatırlamıyorum bunu. Evet tam ortada geçmiş iki takımda Lindelöf, Maguire, Williams ve Bissaka. Ve bizim savunma hattımız. Savunmanın maçlarıymış ya. Savunmalar ve orta sahalar e, rakibe geçit vermemiş. Tabi burada Luis Alberto'nun yokluğunda Kataldi, Milinkovic, Savic'i biraz daha ön alanda kullanmayı denedik ama bu Alberto'nun etkinliğini göremedik. Duran top kullanma becerisini elbette ki göremedik. Bu arada en can alıcı şeyi söylemek istiyorum size. Finalde biz kime kaybetmiştik? Şey pardon yarı finalde United'a kaybettik. İlk mağlubiyetimiz Euro Cup'ta. Burada da 1-0 öne geçtik. Ve ne yazık ki biz bir kafa golüyle öne geçtik. Ve ne yazık ki iki tane kafa golü yiyip şey yaptık. Elendik. Yani akan oyundan ne yazık ki gol olmadı. Milinkovic, Savic, evet, Bruno Fernandes, burada Pogba attı ikinci golü. Ee, yine Bruno Fernandes kullandı. Arka direk Martial ve kupaya, e, kupaya tamam dedik. Artık buraya kadar dedik. Bekleriniz ne kadar iyiyse bu taktikte o kadar etkili olursunuz. Ee, kendimce Inzaghi'nin 3-5-2'sini, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Inzaghi'nin 3-5-2'sinden ilham alarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Güzel, zevkli bir oyun oldu. Bu arada şunu söyleyeyim, bu bir detay. Ee, immobile'yi sağda oynatırsanız Kaisedo'yu da burada oynatacağım derseniz Şu alanda bir boşluk oluyor Ya Luis Alberto'yu bu tarafa atın Ya da Milinkovic Savic'e de Mezzala hücum rolü verirseniz Bu alan kapanır Luis Alberto'yu Mezzala destek yapabilirsiniz ee, Burada ben biraz da Şu alanların Açık kalmaması Diğer oyuncularla o boş kalan e, Bizim Zafiyetimiz olarak gösterilen alanları kapatmaya çalıştım orta sahada verdiğim rollerle de. şimdi diğer Porto'ya bakalım. Fenerbahçe'de neler yaptım hepiniz biliyorsunuz. Yine Fenerbahçe taktiğinde. Paylaşacağım 3 taktik var. 3-5-2 Lazio, Fenerbahçe ve Porto. Şimdi Porto kariyerine bir göz atalım neler yaptığımıza. Porto kariyerinde de 5. sezondayız sanırım. 5. sezonda olmamıza rağmen öyle çok ses getirecek transferler yapmadık tek aldığım en iyi oyuncu şey diyebilirim size Mandragora. O da çok sevdiğim bir oyuncu. Biraz parası olan bir kulübe gittiğim zaman Mandragora'yı kulübe katıyorum, takımma alıyorum. E, Mandragora'dan önce İrfancan Kahveci'yi almıştık. E, onu da iyi paraya satınca Mandragora'yı getirdik. Şimdi bu şöyle bir bakalım bu kaçıncı sezonumuz? Evet 5. sezonumuz bitmiş. Şimdi 5. sezon bitti. Şampiyon olduk. Burada Benfica ile çok büyük mücadelemiz var. Namalip şampiyonu olmuşuz. Bunun yanı sıra diğer hemen hızlıca fikstüre bakıp sonra bir de kadroya bakıp bu şeyi sonlandıracağım. Şöyle gelelim. Atletico Madrid'i 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ni aldık. Guimaraş'ı 2 maçta da yenemedik. Yani enteresan bir şekilde bizi Portekiz Kupası'nda elediler. Burada lig kupasında kazandık Benfica'yı 1-0 yenerek. Güzel bir sezon oldu. zaten fena olmayan bir takımımız vardı. Bu arada kadroyu göstereceğim size. Kesinlikle öyle abartılacak bir adam yok. Andre Silva'yı falan da sattık. Altyapıdan Luz var. bir Andre Silva olmasa da Luz da iyi bir oyuncu. Fena bir oyuncu değil. Zaten bitiriciliği falan çok iyi. Ama tabi zihinsel özellikleri olarak eksikliği var. Artıları süratli bir oyuncu. Karar alması iyi, teknik kapasitesi iyi, bitiriciliği çok iyi. Bir immobile değil. E, immobilenin zihinsel özellikleri çok daha iyiydi. Andre Fuba'yı aldım. Regen transferi Brezilya'dan getirdik. Mütevazi bir oyuncuydu. Oynatmanla birlikte özellikle fiziksel olarak oldukça gelişti. Hava toplarına hakim. daha fazla takım oyuncusu görüyorsunuz ve yardımcı forvet destek kullandım burada. Şu boş alanı Mezal'a destek. Abdülkadir de Mezal'a hücum kullandı. Burada görüyorsunuz. Esteves, Dias, Leite, Emeka, Vinas ve Okafor hepsi altyapıdan çıkan oyuncular. E, hiçbirisini e, transfer etmedik. Altyapıdan çıkan oyuncularla devam ettik. Ya, tabii bu arada iyi oyuncular. E, hala Abubakar bizde devam ediyoruz. Yani 32 yaşına geldi. Fiziksel olarak çok düştü ama kullanıyoruz. Transferlerimi göstereyim size. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlatabileceğim size bu sayede. Mandragora bir tek transferlerde iyi bir oyuncuydu, hazır olmuş bir oyuncuydu. Fuba'nın gelip bu kadar etki edeceğini düşünmüyordum açıkçası. O da gelir gelmez performans verdi. Belki biraz problem yaşar dedim ama en büyük etkinliği hava topları. Zaten hava toplarından çok gol attı. Viviani'yi aldık. Yani görüyorsunuz işte. Özellikleri öyle çok yani 5. sezonda alınacak bir oyuncu değil. Cassata da aynı. Jean Lucas da yine aynı şekilde. Jean Lucas yine fena değil. Stan Ostoja'yı aldık. Genç bir oyuncu ama bilmiyorum. Pek gelişmeyecek gibi. Zihinsel olarak çok eksiklikleri var. Ve bu ben almıyorum. Regenleri veya genç oyuncular ki bu regen değil genç bir oyuncu. altyapıdaki altyapı geliştirme sorumluluğumuz ya da futbol direktörümüz genç oyuncuları alıyor. Sattığımız oyuncular burada. Shadas göndermişiz 55'i e. Aslında hiç almamış Shadas'a ama kanat forvet olduğunu görünce aldım. Gizli forvet olarak oynattım. Şu performansı verdiği sezon 33 maç, 10 gol, 16 asist. Toplamda 51 maç, 14 gol, 25 asist. Gizli forvet olarak kullandım. Şimdi diğer transferlere bakalım merak ediyorsunuzdur 23.5 milyon euroya gelenler 324 milyon yani Baro'yu sattık bir kere Baro'nun yerine bir orta saha oyuncusu kesinlikle e, almadım yoksa zaten görüyorsunuz Fabio Silva kadar e, iyi bir gerçi şu an Fuba kapatabilir ama Fuba'dan biraz daha iyi zihinsel özellikleri var görüyorsunuz e, güzel bir 60 milyon euro irfanı sattık güzel bir kariyerde bizim için. Bu taktiği de sizlerle paylaşacağım. Yine baktığınız zaman çift mezzala. Ha burada şu farkı göstereyim. Bek oyuncularının katkılarını şöyle göstereyim. Leandro Diaz 2 gol 11 asist. E, Pinero 2 gol 9 asist. Esteves 8 gol 5 asist. Thiago Lopez 5 gol 4 asist. E, görüyorsunuz bek oyuncuları bayağı bir skora katkı yapıyor. Fenerbahçe kariyerini göstermeyeceğim. Zaten takip eden arkadaşlar biliyordur. E, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Ne yazık ki o finali penaltılarla kaybettik. 1-1 bir bir giden maçta duran toptan gol yedik ve uzatmalarda gol sesi çıkmayınca penaltılarla kaybettik. Güzel bir kariyer oldu o da. Ee, bu taktiği de sizlerle paylaşacağım. Tabi taktik tahtasında oyuncuların alanlarla neler yaptığını anlatmaya çalışacağım. Mezzala mezala rolünü özellikle sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 3 ee, taktik de bu videonun açıklama kısmında olacak. Şimdi taktik tahtamıza geçiyoruz. Taktik tahtamızdayız. 3-5-2'yi anlatmaya çalışacağım. Nasıl oynatmaya çalıştığımızı alanları göstererek. Şimdi iki tane kanat bek oyuncumuz hücum olarak oynuyorlar. Bunlar CM0102 2'deki sevdiğimiz çizgiler. Burada böyle biraz falso yaparak gitti. E, i̇ki kanat bekimiz düşünmeden, düşünmeksizin top ayağındayken, çizgiye inecekler. Top ayağında değilken, bizim takımımızdayken hemen kendilerini rakip yer alana atacaklar. E, bir kanat oyuncusuyla birlikte oynamadığımız için de eğer rakip kanatlarında önde oynayan oyunculara birebir markaj vermemişlerse bizim bek oyuncularımıza şuralarda topla buluştuklarında şu özellikle şu bölgelerde demarke vaziyette oluyor ama tabi birebiri düşünsünler çizgiye inmeye çalışsınlar talimatlarından dolayı da buralara geldiğinde rakip kapatmaya çalışıyor ama kanat bekleri ben böyle kullanmayı tavsiye ederim size. Çizgiye de inip içeri de girip içeriden de orta kesmeye çalışacaklar kanat beklerimiz bu şekilde olacak. Bazı maçlarda da şu gördüğünüz çapraz köşelerden veya şuralardan rakips e, bizim sağ bek oyuncumuz çizgiye indiği anda sol bek oyuncumuz ceza sahası içerisinde konumlanıyor. Böylelikle skora da gol olarak katkı sağlamış oluyorlar. Şu çizdiğim yerlerde bek oyuncularımızı görebiliriz. Şimdi burada 3 stoperimiz var. Bir tane stoperimiz biraz daha sarkı oynuyor. Biraz daha arkaya atılacak topları kovalamaya çalışıyor. İki stoperimiz pasör stoper topla birlikte çıkmaktan çekinmeyecek oyuncular. Bir tanesini pasör bir tanesini standart stoper de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Orta sahada top dağıtacak bir defansif oyun kurucu savunma. Şu çizdiğim alanlarda orta saha merkezde daha ağırlık gösterecek. Savunma çizgimizin boyutuna göre de yani ne kadar önde veya ne kadar geride olduğuna göre de kendini konumlandıracak. Ama biz hücumdayken şuralara falan gelip pozisyon gereği biraz daha öne kaleye yaklaşabilir ama esas amacı savunma rolü verdiğimiz için biraz daha gerilerde bekleyip dönen topları toplayıp tekrar atak tazelemek İki yönlü orta sahayı anlatmaya gerek yok. Box to Box. Tabi bazı durumlarda Mezzala da kullanabilirsiniz. Box to Box oynayacak ve şu iki kale sağ arası zaten Box to Box'ın anlamı o. Ee, rakip kale ve kendi kale sahası arasında e, hem hücum hem savunma aksiyonlarını göstermek üzere dinamik bir şekilde git gel yapacak. Mezzala hücum orta sahada hücumu düşünen bir oyuncumuz. Mezzalılar çok yetenekli ve becerikli oyuncular kontra atak başlatmayı seven oyuncular özellikle Luis Alberto gibi bir de duran toplarda da usta bir isim varsa kadronuzda bu Mezzala ise performansı biraz daha katlanacak. Çünkü FM'de biliyorsunuz skor katkısı bir oyuncunun asist ve gol katkısı ne kadar fazlaysa o kadar göz önüne gelip o kadar yüksek paralara satma ihtimaliniz var. Bu yüzden Luis Alberto gibi bir oyuncu bulmanızı tavsiye ederim. Ya da Luis Alberto gibi bir genç bulup yetiştirirsiniz. Siz şekil verirsiniz oyuncu. Burada Mezzala hücum şu half space denilen alan şuraları şöyle gösterelim. Evet, şu alanlarda etkinlik gösterecek. Tabii biz hücum rolü verdiğimiz için bu oyuncu çok fazla geriye gelmeyecek. Bireysel olarak ben orta saha oyuncusuna bazı yani markaj yaptırabiliyorum, daha fazla pres yap diyebiliyorum. Bu yüzden markajda tutmaya çalıştığı oyuncu Bizim kale sahamızın önüne kadar gelirse e burada da Luis Alberto veya burada Mezal'a hücum oynattığımız oyuncu da gelecektir. Ama birinci önceliği yüzünü rakip kaleye doğru dönüp hızla dripling veya boş koşularla rakip kaleye doğru gitmek, e, gol atmak sonradan ceza sahasına girip yapılan ortalarla buluşmak, pozisyonu hazırlayıp işte kanada atıp ceza sahası içinde topu tamamlamak bu tarz olayları görebiliriz. Mezal'a hücumun ana görevi bu. Destek olarak yaparsanız ee, yine iki yönlü orta sağ gibi düşünebilirsiniz ama iki yönlü orta sağdan biraz daha önde oynayan bir oyuncu gibi düşünebilirsiniz. Ee, baskıyı ve savunmayı rakip yarı alanda biraz daha fazla yaparlar. Biraz daha ön alanda baskı yaparlar. Orta sahada bu yüzden boşluk oluşturulabilir. Biz de o boşluğu defansif oyun kurucu savunma kullandığımız için orta sahadaki o eksikliğimizi gidermeye çalışıyoruz. Ee, çalışkan forvet zaten bunu anlatmaya gerek yok adı üstünde. Çalışkan forvetin Amacı rakip kaleciye, rakip stoperlere sürekli olarak pres baskı yaparak düzgün oyun kurmalarını engellemek. Destek yaparsanız ön liberolara baskı yaptırırsınız. Zaman zaman çalışkan forvet destek de yapabilirsiniz. Orta saha oyuncularının da pres yapmasını istiyorsanız. Çalışkan forvet hücum yaparsanız hem golü düşünecek hem de rakibe pres yapmayı düşünecek. Çalışkan forvet destek yaparsanız tamamen topu rakipten kapmaya odaklanacak ve kendisi gol atmak yerine gol attırabileceği partnerine topu göndermek. Burada bir de yaratıcı forvetimiz var. Yaratıcı forveti biliyorsunuz zaten. Her alanı kullanmayı başarabilen bir oyuncu. Rakip top yani bizim kalemizin ön taraflarında bile olsa şu orta sahanın bu çizgilerine falan bekleyip çıkacak kontra ataklara veya atılacak uzun topları takip etmeye görevlendirir kendisini. Ve bu toplarla da en uygun hamleyi yapmasını bekliyoruz. Orta açar, kaleye şut çeker, birebir dener her şeyi yapabilir. Ama takımdaki en yetenekli golcüye bu rolü veriyoruz. Biraz daha Mezzala'yı anlatmaya çalıştım size. Hangi alanlarda daha etkili olabilir ama Luis Alberto tabii ki de kornerleri çok iyi kullandığı için sağ taraftan kullanılacak köşe vuruşlarında geliyor. E top gidiyor geliyor buralarda Luis Alberto bulunuyor. Bu da ısı haritası burada da süre geçirdiği için gözüküyor. Ama asıl hedefi, ana hedefi Buradaki alanlar ve özellikle Fenerbahçe kariyerimin 44. bölümünü izlerseniz orada Pedri Mezzala hücum oynuyor sağ tarafta. Ceza sahasına giriş noktaları, kontraya çıkış anları ve bunun yanı sıra ceza sahasında gol vuruşlarına baktığınız zaman zaten Mezzala hücumun çok güzel bir örneğini veriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şöyle son yazayım mı buraya? Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni taktik videolarıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.